Hoş geldin dedeciğim. Ha. Şükür kavuşturana. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Araban güzelmiş be Ali. Delikanlı şoförün mü? Şoförüm dede. Efendim hoş geldiniz. Ha. Maşallah. Vallahi yani çok genç misiniz, dinç misiniz böyle? Dede demeye bir işaret ister ya. Ali, sevdin bu oğlanı. Çok saygılı bir delikanlı. Maaşına zam yap. Emredersiniz dedeciğim. Hala o bahsettiğim villada mı oturuyorsun? Öyle dedeciğim. Dedeciğim buyurun. Buyurun, buyurun dede. Buyurun, buyurun. Sıraya geçin. Ana. Aman ha, potmot kurayım demeyin, eşeği berbat edersiniz. Görevini biliyor musun? Ben bahçıvarım abla. Sen? Ben aççıbaşıyım. Sen? Ben kahyayım Şimşek. Ben hizmetçiyim. Ben Ayşe'nin dadısıyım. Ben de Beter amcayla senin küçük kızınızım. Ulan Beter amca olur mu? Baba diyecek. Tamam. Sen biliyorsun. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Biliyorum. İzayı bozmayın. Çek kız ayağını içeri Menekşe. Ne? Aa, geldiler. Aa, geldi. Ha, hazır olur. Buyurun. Buyur dedeciğim. Buyurun. Şşş, gelin gelin. Şşş. Şşş. Açtı geldi. Babacığım hoş gelmişsiniz üpeyim. Ben kolay ol evladım. Gelinim sen misin? Maşallah pek güzelmiş gelinim. Allah için güzelimdir. Şey Çengelköy Hıyar Festivali'nde kaynat güzeli seçildim baba iki kere. Gelini Sibel dedeciğim. Bunlar da çocuklarımız Sultan ve Ayşe. Öpeyim dedeciğim. Ya kadar ol evladım. Ben de öpeyim dedeciğim. Maşallah sana yavrum. Maşallah kocaman olmuş benim torunlarım. Tamam. Hele büyüğü evlenme çağına bile geldi. Yani şöyle ayrı bir kısmet çıksa da hürmetini görsen. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Şoför, sen her halta burnunu sokma. Haydi bavulları taşı, haydi. Buyurun dedeciğim. Buyur. Buyur, buyur babacığım. Ayşe'nin dadısı Fatoş. Hizmetçimiz Menekşe. Hı hı. Kahya Rıza. Aşçımız Muharrem. Bahçıvan Selim. Hoş geldiniz abi. Hı. Hele benden çok olsun evladım. Öpeyim, öpeyim amca, öpeyim. Dar ol yavrum. Hoş geldin ağam. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu da bizim naçizane villamız dedeciğim. Aferin ulan Ali. Demek ki gönderdiğin paraların kuruşunu bile çarçur etmedin ha. Hepsini mala mülke yatırdın. Tabii tabii. Ne demişsiniz tabii. Kuruşunu bile harcamaz. Bizim adamın eli sıkıdır babacığım. Buyurun dedeciğim, içeri geçelim. Aa, bir dakika, bir dakika. Hizmetçi, hizmetçi sen şu halı içeriye. Hemen, evet. Buyurun dedeciğim. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gözümüz aydın Beter Ali. Oh, çok yoruldum. Deden numaramızı yedi. Artık işimiz kolaydır ha. Gelin. Hadi su getir. Şu ayaklarımı yıka bakayım. Kız hizmetçi duydun değil mi ağamızı? Koş dedene su getir. Dedemizin ayaklarını yıka haydi kızım. Ne dersin be sebe? Delirdin mi? Kız sen hizmetçi değil misin? Haydi su getir dedenin ayaklarına. Haydi. Gelin. Sen tenezzül etmişsen de hizmetçiye mi yıkatıysan ayaklarını? Bizim adetimizde gelin ağa babasının ayaklarını yıkar. Tabii öyledir bizde adet. O yüzden ben yıkamadım zaten. Haydi yıka hanımım. Hanımım hadi yıka adetin ayaklarını be. He? Ben su dökerim istersen. He? Yıka be hanımım. Siz ne dersiniz? Hayatım hadi yıka. Dedeciğim karım şimdi ayaklarını yıkayacak. Hiç merak etme sen. Vallahi belanı vermesin. Defol git ayakta yıkamam o senin dedinin bu kokuşmuş ayaklarını. Allah bilir mantar da vardır onda. Yapma pembe mirası düşün. Mirası mı düşün dedin? Anlıyorum. Anlıyorum. Bir dedeciğim.
Nasıl güzel yıkıyorum değil mi ayağını dedeciğim? Bak yıkamamış ha dede. Parmaklarının arasında da kir vardır ha. Ay doğru bir kir var orada. Öyle üstün körü yıkarsan böyle olur işte. Ya iyice yıkasana hanımım be hadi be. Olmuyor böyle ama. Ne biçim yıkıyorsun sen bunları geli? Bak herkes parmak aralarında kir kalmış diye. İyice yıkasana şunlar. İşte kaytarma hanımım. Şöyle güzel güzel yıka. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ın hizmetçileri siz ne karışırsınız benim yıkamam hadi naş odanıza. Senin karında hiç edep haya yok mu Ali? Niye dedeciğim? Ne demek niye? Atasının babasının yanında nasıl sesini yükseltir? Sen bunu hiç dövüp terbiye etmez misin? Dövmek mi dedin? Aşk olsun dedeciğim. Ne demek dövme? Yumruk kodum mu soğan cücüğü gibi ezerim bunun kafasını ezerim. Aha şöyle. Ay kafam. Sus! Kırarım kafanı seninle. Sen ağanın yanında nasıl sesini yükselttirsin? Gelin sen gelinliğini bil. Aferin. İşte böyle olacak. Kafamı kırdın lan ne vurursun? İyice döverim ha. İyice döverim. Yapma pembe. Bizim oranın adeti böyle. Karıları döverler. Dövmezsen mirası vermez dedem. Avcumuzu yalırız vallahi. Tamam. Buna da tamam ama sert vurma. Aa hiç kocam dövmez olur mu? O nasıl laftır? Hani kocamdır diye demem. Sabah akşam sopayı benden esirgemez çok şükür vurduğu yerlerde de güller bitiyor. Çok konuşma, çok konuşma. Yıka dedemin ayaklarını hadi. Allah belanı vermesin senin inşallah ortalık. Koşun. İmdat. Yeter lan. Ne oluyor? Koşun. Seni buldum. Ne? Koşun. Hadi koşun. Bir dakika dede. Koşun. Koşun. Şimdi çarpın. Gel buraya gel Allah cezanı versin. Gel tutun tutun çekin. Çekin çekin çekin. Ha. Çek çek. Ayakları ayakları. Al sen. Allah yatır yatır. Tamam. Bastır suyu çıksın bastır suyu çıksın. Hop. Hop. Oh be. Alamaydın seni bana. Ay. Ne oldu? Niye girdi havuza? Ben yüzme bilmiyorum dedim. Evet. O da yüzmek için yüzme bilmeye evet. Gerek yok dedi. Allah'ım yarabbim. E sonra? Sonra bak inanmazsan sana göstereyim dedi. Havuza atladı. Sonra? Sonrası ortada işte. İnsan boyunu geçmeyen bir havuza nasıl boğulur hayret yani? Da ondan kızım Allah'ın şapşalı. Senin gibi kardeş olmaz olsun be. Yüreğimi ağzıma getirdi. Bahçıvan kardeşin mi sen? Ben kardeş mi dedim? Ne? Ne kardeşi? Sen dedim kardeşim diye. Dedim ama ben şeyden diyorum onu. Neden dedin? Kardeş değil dedeciğim. Ne alakası? Değildir tabii. Sağ olsun anam bütün hizmetçilerini kardeşi gibi sever. O manada söyledi. Tabii tabii. Değil mi? O manada kardeşim diyelim çok doğru. Aa iyi iyi. Aferin gelin. Alçak gönüllü insanları sever mi? Yani. Ben de ben çok alçak gönüllüyümdür yani. Övülmek gibi olmasın hem de çok yani... Beni bir tanısan o kadar sevirsin ki. Yani lirası mı değil torununa gelir ha. Direktman bana verir gidersin.